bir kamışın dengesi ile ilgili sorular soruluyor arkadaşlar. Bakın, erimi de oldukça güzel. Bu sahteleri biz çok derin mayalarda pek kullanmıyoruz. Varsa bu hayvanın su üstünde avlandığını, su üstüne yakın ya da orta suda avlandığını gösterir. Bunun birçok örneğini avlarımda yaşadım. Böyle bir kamış başka bir isim altında olsa hissiyatı güzel. Bayakları at. Aldım. Gel buraya. Şey. Namı diye. Bandım kanka. Aynen. Bu sefer çocuk olanlar kaldılar. Bugün değişik yapıyor saat günler adım. Hava yarı kapalı. Basınç yüksek. Arkadaşlar. Burada pek su üstü çalışmadığını söyleyebilirim. Ancak kapalı hava, yarı kapalı hava. Su bayağı şişmiş durumda. Ruiji'nin Monster, şöyle göstereyim, isimli 14,5 gram ağırlığındaki bir sahte ile ufak bir başlangıç yapacağım. Sonra Dogwalker'ın Bonnie'yi de denemeyi düşünüyorum. Bunları genellikle kıyıya sıfır noktalarında çalıştırmayı düşünüyorum. Bu arada yeni avdaşımdan bahsedeyim size. Legalis, Daiwa Legalis 2500 ile kombinlediğim çok güzel bir takım oluşturduk. Bu kamış gördüğünüz gibi üstünde ismi yazmıyor. Bana özel bir Skyforce TRE serisi ismini koydum. 2.48 boyda 8.27 atar aralığı olan bir kamış. Fast bir kamış dostlar. Gayet güzel. X karbon, çapraz sarım. Karbonları görebiliyorsunuz zaten. Yüksek modüllü karbon kullanılmış. Toraja diye geçiyor. Sert bir kamış. Su üstü için çok ideal. 133 gram ağırlığında. Fuji halkaları var. Birkaç tane av yaptım. Başarılı oldu. Sevdim. Özellikle su üstünde ve dalarlı maketlerde. Silikonlarda daha henüz denemedim. Silikonlarda da deneyeceğim. Bir verim alacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Ha bu arada bir kamışın dengesi ile ilgili sorular soruluyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi kamış bu. Kullandığımız takım 2500'lük Legalis LT. Yaptığınız kamış kombinasyonunu şu şekilde bir test edin. Bakın. Bakın ne oldu? Şu anda tam burada. Denge noktası arkadaşlar. Bu kamışın denge noktası burası. Şuraya kadar, gösterdiğim yere kadar, yani kamışın kafa hizasından itibaren bir 5-6 santime kadar ideal şu anda. Bu ne demek? Niye böyle? Bakın bu şekilde tuttuğumuzda biz buna su üstü aksiyonu verirken parmağımız, işaret parmağımız tam da benim denge noktası dediğim yere geliyor arkadaşlar. Bakın. Burada. Bu ne demek? Bunun anlamı attıktan sonra siz buna aksiyon verirken kamışın sadece denge noktasına dokunuyorsunuz. Bu sizi yormuyor demek. Bu size çok güzel optimum aksiyon sağlıyor demek. Buna dikkat edin. Ta buradaysa ya da iyice buradaysa işte orada sizi yorar. El bileklerinizi, parmaklarınızı aşırı yorar. Ve avdan keyif almanızın önüne geçer. Ve vereceğiniz aksiyonlarda da ara ara saçmalamalara neden olabilir. Buna dikkat ederseniz daha verimli bir av yaparsınız. Şöyle bir atışta başlayalım bakalım. Bu arada kullandığım ip Daiwa J-Braid 010 arkadaşlar. Ruiji Monster'dan bahsedeyim biraz da size. Bu 14,5 gram ağırlığında çok güzel bir su üstü sahtesi. Tok bir ses verir. Karşı tarafta siz bunu yüzdürürken dahi bunun sesini rahatça duyarsınız. Ben bu sahte için şunu söyleyeyim. Bu sahte biraz daha derin meralarda. Bakın su üstü sahteleri biz çok derin meralarda pek kullanmayız. Çünkü aşağıda yüzeyde yemlenmiyorsa hayvan eğer derin meralarda su üstüyü pek kullanmayız. Ama derin mera olmasına rağmen yüzeyde oynaklar varsa bu hayvanın su üstünde avlandığını, su üstüne yakın ya da orta suda avlandığını gösterir. O zaman bunları kullanır su üstü sahteyi. Fakat bu biraz daha derin meralarda
oynak görmediğiniz zamanlarda dahi balığı dipten kaldırıp çıkardığı ses sayesinde ve verdiği güzel bir kobra hareketi sayesinde dipten balığı kaldırıp kışkırtıp yukarı çıkarabilir. Bunun birçok örneğini avlarımda yaşadım. Yani bunu kullanabilirsiniz. Bunun 0-3 rengi vardır. O da çok güzel. Erimi de oldukça güzel. Hadi bakalım. Bize rastgele. Oltası suda olan herkese rast gelsin bakalım. Kamışın uç kısmına dikkat eder misiniz? Bakın. Tuttuğum yere bakın. VTD aksiyonunu verirken denge noktasına oldukça yakın bir noktada. Kamışın uç kısmı çok hızlı topluyor. Yani fast uçlu bir kamış. Ben size şöyle söyleyeyim. Böyle bir kamış başka bir isim altında olsa fiyatının üzerine bir yarı fiyatı daha en az ekleyecektir. Ama dediğim gibi silikon ile ne yaptığını, ne ettiğini henüz daha test edip deneyimlemedim. Yani daha doğrusu hani balık almadım arkadaşlar silikonlarla. Daha kullanmadım yani. Diğerleriyle kullandım ve aldım çok şükür. Dostlar, Ruiji Ayu Shrimp. Bu önceden Remixon adı altındaydı. Ama şu anda tamamen Ruiji'de. Şu arkadaki 3 tane şeyi kesiyorum. Ayakları. Çünkü bir hayli ayakları var. Engel olmasın aksiyona diye. Ha, öyle de abi yaptım. Yatak levrek nasıl kandırılır? Nasıl kaldırılır adlı videolarıma bakabilirsiniz. Arada bunlarla çok güzel avlar ettik. Dönemine göre tabii ki. Karides sektirme yapılabilir. Tabii yine de bir Legalist'teki gibi Legalist RF'teki gibi bir sasap olmadığından haliyle tam olarak o şekilde düşünemeyiz. Zaten bu biraz spin ne kaçıyor. Asıl amacı karides sektirmek değil ama hani onu da yapıyor mu? Yapıyor. Bayakları da al ya. Allah'ın delisi. Allah'ın delisi.
Aldım. Arkadaşlar. Komodo illüzyon. Şöyle gösterelim. Bu dostumuz küçük. İstediğimiz boyutlarda değil. Yalnız bembeyaz. Göç balığı. Öncül göçlerden birisi olsa gerek. Bakalım. Alacağım seni. Dur. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Eşek. Öyle kaçmak hemen yok. Önce öpeceğiz, seveceğiz, sonra salacağız. Az dur. Oltayı göstereyim arkadaşlar. Olta burada. Kimsenin tuttuğu yok. Hadi bakalım. Seni salacağız. Gel. İnşallah büyürsün ve doğru kişilere gidersin. Şuna fırsat versen gündüz olduğuna bakma. Buna bak. Evet. Biraz önce gözüm gitti ona da. Mutlaka dene. Bunun küçüğü vardı, onu arıyorum bir saatten beri bulamadım. Vallahi ondan daha büyüğüne de ne ispendekler saldırıyor bilirsen. Büyücüğüm abi. Hı. Ne güzelmiş. Komoda. Namı değer Longin Frank. Aynen. Hatta birebir. Ben de bunu var vallahi, bunu sallıyorum ya. O da olur. O da güzel bir renk. Aldım şeyden. Tam oranın sahtesi zaten. Aynen. Patlak havada. Aynen.